Evet, öncelikle güzel ülkeme sağlıklı günler diliyorum. Bu günleri atlatacağımıza inanıyorum. Her zaman bizim ülkemizde buna benzer şeyler olmasa da, çünkü bugünkü çok büyük ve bütün dünyayı sarsmış durumda. Sadece ülkemize ait değil. Ama bizim milletimizin insanı kendisi başka yere, başka ülkelerde olan şeyleri de kendisine olmuş gibi sayar zaten. Onun için zaten bizde de var. Bu bizim değil, dünyanın ortak sorunu halinde şu anda. Bir kere bunu söyleyeyim. Sadece ülkeme değil, dünyaya sağlık diliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra da sorunlarımıza geçelim güzelim. Sen şimdi sorunu bana lütfen yeniden yeniler misin güzelim? Şu anda sadece Türkiye değil tabii, dünya. Siz de artık uluslararası bir firma oldunuz. Yurt dışında da restoranlarınız var. Ekonomik anlamda çok sıkıntılar var. Ama tabii ki önce sağlık diyoruz. Restoranlar nasıl yönetilir bu kriz aşamasında? Siz neler yapıyorsunuz? Evet, şimdi bu olağanüstü bir durum var burada. Stratejileri olağanüstü durumlarda olağanüstü düşünmek gerekiyor. Sıradan düşüncelerle olmaz. Olağanüstü bir durum olduğu için olağanüstü bir karar aldık ve buna herkesin de uymasını istiyoruz. Çünkü örnek teşkil etmek istiyoruz. Bunun için de bütün restoranlarımızın hepsini kapadık. Hepsini kapadık net olarak. Çünkü buradaki amaç ve maksat insanları yan yana getirmemek, insanları buluşturmamak. Çünkü insanları birbirinden ayırmak istiyoruz. Ayrıştırmak değil. Ayırmak, çünkü bu sağlık böyle bir şey. Dolayısıyla bunun için bütün restoranların tamamını kapadık. Sadece ve sadece kasap dükkanlarımı açık tuttum. Kasap dükkanlarım çünkü başka bir görev görüyorlar burada. İnsanların evlerinde, çünkü evlerine kapanmalarını istiyoruz. Öyle olmasını diliyoruz. Sokaklarda insanları gördüğüm için zaman üzülüyorum. Yani gezip tozan insanlar, işi gücü olan insanlar değiller. Başı boş, hiçbir şey olmamış gibi gezen insanları gördüğüm için üzülüyorum. Ama ülkenin geneli buna uymuş durumda. Yani evlerine kapanmış durumda. Dolayısıyla bunların işleri ve ihtiyaçları görülsün diye sadece kasap dükkanlarını açık tuttum ve onların evlerine servis yapıyorum. Bu şekilde. O da çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz değil mi? Evet. Yani tabii ki bunu bir ciddi bir hijyen kurallarına vesaire bütün bu kuralları yerine getirerek, hatta istiyorum ki gelsinler, denetlesinler. Yani nasıl örnek teşkil edelim diye de böyle bir şey de olsun isterim yani. Kaç restoran kapandı? Kısacası bütün 40 şubemiz var biliyorsun. Bütün hepsini kapadık. 40 şube, yaklaşık 1800 kişi çalışıyor. Bunların hepsi sorumluluk biliyorsunuz. Bunların hepsinin maaşlarının devam etmesi gerekiyor. Ama sağlık her şeyden öne gelir diye düşünüyoruz. Ve bu ülkeye mal olmuş bir marka olarak örnek teşkil etmek durumunda olduğumuz için de 40 şube, hepsini kapadık. Türkiye'de hepsini kapadık. Nasıl bir strateji yapacaksınız? Öngöremiyoruz tabii ama. Şimdi evet, bu şimdilik ilk stratejimiz ne olması gereken şeydi. Bu bizim vazifemiz olarak diye düşünüyoruz. Bunu yaptık. Şimdi önümüzdeki günlerde ne kadar sürecek, ne kadar uzayacak ya da hemen ne bitecek? Bunun kararını veremediğimiz için, bunun cevabını veremediğimiz için bir süre bekleyip onları bir tane görüp, önümüzü görelim, ona göre bir strateji belirleyelim istiyoruz. Çünkü şu anda belirleyeceğimiz strateji bizi nereye götürür? Doğru bir karara götürür mü? Yanlış bir karar alır mıyız? Ondan korkuyoruz. Yani yanlış bir kararı, strateji kararı almamak için biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Bir Cüneyt Aslan olarak yıllardır bu sektördesiniz, yatırımcısınız, ayrıca bu işin başındasınız, etin uzmanısınız. İleriyi nasıl görüyorsunuz? İşsizlik sayısı artar mı yoksa toparlanır mı? Sadece Türkiye'de değil, dünyada. Ve sadece orada restoranda yeme içme değil, bir de ham madde ihtiyaçları da olacak. Her evet. Yeri etkiliyor. Tabii nasıl ki. Bir öngörünüz var? Yani bu dünya bu kaosu hızlı bir şekilde atlatırsa işler devam edecek anlamına gelir. Çünkü her şey normale dönecektir. Yani dünyada, ülkemizde ve dünyada hayatı normale dönüştürdüğümüzde var olan normal hayat, geçmişteki yani bir hafta 10 gün önceki hayat devam edecek. Zaten bizim bu işe ve bu işçilere ihtiyacımız var. Orada sorun yok. Ama hayat normale döndüğü takdirde yok. İlk etapta biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama tabii ki biz de bunu sinemize çekeceğiz. Ama normalleşecektir her şey. Ama uzarsa eğer, bu uzarsa
Yani çözülmez bir hal gelirse, uzarsa kısacası, uzarsa o zaman büyük bir sorunlar yaşanacaktır. Tabii ki birçok insan işini kaybedecektir. İşsizlik olacaktır. Ve bu işsizliği çok önemli bir şekilde tetiklemeye devam edecektir. Ve bütün dünyaya sorun olarak, ülkemize de dünyaya da sorun olarak yeniden, yeni bir sorun olarak hem de zaten var olan dünyadaki işsizliğin üzerine çoğalarak, büyüyerek, artarak gelecektir diye düşünüyor değilim. Resmen öyle olacak diyorum yani. Yani bir müddet sıkıntı çekeceğiz. Ama herkesin de anlayışlı olması gerekiyor. Evet. Herkesin işveren, burada çalışan, yani herkesin, çalışanın da, işverenin de, hükümetin de, hepimizin, işverenin de, çalışanın da, hükümetin de el ele bu işi çözmesi gerekir. Ve ben inanıyorum ki bizim ülkemiz söz konusu dayanışma olduğunda bunu yapar, bunu başarır. Belki de dünyada en iyi başaran insanlardan biriyiz diye düşünüyorum millet olarak. Milletime ve halkıma inanıyorum, ülkeme inanıyorum ama insanıma çok fazla güveniyorum. Benim insanım bunu halleder diyorum. Ama sorunlar ve problemler bizi bekliyor. Bunu şimdiden görüyor olmamız ve bunun için bir takım hazırlıklar, stratejiler geliştirmemiz gerekir diye de düşünüyorum. Geliştiriyor musunuz? Şu anda biraz erken olduğu için henüz karar verdim. Yani uzayacak mı, bitecek mi, bitmeyecek mi ya da ne kadar süreceğin kararını veremediğim için bir strateji geliştirmiyoruz. Ama düşünmüyor değiliz. Yani bunun restoranlar kendi aralarında şu anda bunları konuşuyorlar mı? Tabii ki konuşuyorlar. Mesela ben dün en az 10 restorancı arkadaşımla, sektöründeki arkadaşlarımla konuştuk ve bir karar aldık zaten. Bu kapama kararını öyle aldık. Ben bunu kafamdan geçirmiştim. Böyle bir şey yapmak istiyorum, ne dersiniz diye konuştuğumda 3 gün önce arkadaşların hepsi tabii ki doğru bir karar bu. Bunu yapabiliriz. Sadece paket kısmını, evlere servis kısmını açık bırakıp, çünkü o hizmeti de vermemiz gerekir insanlara. İnsanlara bu hizmeti de vermemiz gerekir. Ama diğerlerini kapamamız gerektiğini düşündüğümüzü söyledim ve kendileri de bana katıldılar. Zaten aynı şeyleri düşünüyoruz dediler ve de hepsi uydular. Onun için bütün meslektaşlarıma da sektör adına teşekkür ediyorum yani. Yani önümüzdeki süreçte paket servisler artacak. Evet. İnşallah her şey yolunda gider. Sadece işimiz pakete kalmaz. Ama şu anda dükkanlarda paket sistemini daha iyi, daha doğru, daha kaliteli, daha hijyen bir şekilde nasıl yapacağımızı ilk etapta hesabımız şu anda bu. Belki de bu sektör büyüyecek. Bu da bir ilk adım olacak. Hem hijyenik olarak hem servis açısından e-ticaret gıdada da büyüyeceği gözüküyor. Tabii ben inanıyorum ki kalite standartları yükselecek. Yani en azından hijyen standartları kesinlikle yükselecektir. Herkes bunun ne anlama geldiğini, hijyenin ne anlama geldiğini bir kere daha canlı yaşayarak öğrenmiş oldu. Çünkü bazı şeyleri anlatamıyoruz, anlatamadık diye düşünüyorum. Ama yaşayınca, insanların canı yanınca daha iyi anlıyorlar ya, bu anlamda ülkemize hijyen anlamında kesinlikle bir kalite gelecek. Ve bir de farklı bir boyutu bu paket, evlere servis olayı çok farklı bir boyuta gelecek, daha kaliteli bir hale gelecek diye düşünüyorum. Bir de bunun gerisi var, arkası var. Et kesimhanelerinde yeterli etimiz var mı? Çiftlikler ne durumda? Siz bu konuda uzmansınız. Şu anda et sorunu görünmüyor. Et sorunu şu anda görünmüyor. Aslında et sorunumuz tabii ki zaten var biraz. Var. Bu gerçek. Bunu kabul etmek lazım. Ama şu anda çiftliklerde et var. Bizim zaten şahsımı soruyorsanız zaten kendi çiftliğim var biliyorsun. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz yok. Böyle ve bizim çiftlik arı çiftlik. Yani hastalıklardan muaf çiftlik. Bu anlamda Türkiye'nin ilk yani 3 tanesinden 4 tanesinden biriyiz. Hastalıklardan muaf olan çiftlik demek arı çiftlik bu anlama geliyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok ama bu, Türkiye'nin et ama sorunu. Ama Türkiye'nin et sorunu eğer bu süreç böyle devam ederse olabilir, şu anda yok ama.
Ama şu anda yok. Bunu biliyorum. Yok. Et süt kurumunun depoları ağzına kadar dolu. Ağzına kadar dolu. Bunu da çok iyi biliyorum. Şu anda et sorunumuz diye bir sorunumuz yok. Bizim marka olarak zaten yok. Ama şu anda Türkiye'nin et sorunu yok. Bundan emin olabilir insanlar. Hiç sorun yok. Yurt dışında da şubeleriniz var. Oradaki durumlar nasıl? Yurt dışındaki şubelerin de Türkiye'deki şubelerden hiçbir farkı yok. Çünkü bütün uçuşlar, onlar bunlar. Mesela örnek, Dubai'ye örnek olarak vereceksek, Dubai'ye bütün dünyadan insanlar geliyordu. Ve Dubai'nin dönüşümü bu şekilde oluyordu. Dubai'de bizim işlerimiz şu anda tam %60 düşmüş durumda. Yani %60 düşmüş durumda ama dükkan açık ve devam ediyor. Devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Azerbaycan'da dükkanımız var. Oradaki dükkanda da %60 düştü, açık, devam ediyor. Ama biz ülkemizde farklı bir strateji uyguluyoruz. Çünkü bu ülke, biz ülkemizi çok daha ciddiye alıyoruz. Ülke bizim için çok değerli. İnsanımız bizim için çok değerli. Tüm dünyadaki insanlar değerli ama oradaki o ülkelerdeki stratejiler buna uyuyorlar. Böyle bir şey tercih ettiler. O yönden gidiyor. Ama müşterinin %60 düştüğünü net olarak söyleyebilirim. Siz yine büyük grupsunuz Cüneyt abi. Ama Türkiye'de evet. Birçok restoran, kafe, pastane var. Acaba bunların ayakta durması için ne gibi beklentiler olması lazım? Evet. Bu iyi bir soru. Bu iyi, çok sosyal iyi bir soru. Sosyal sorumluluk açısından sonra yes. Bu çok önemli bir soru. Sadece dükkanları kapamak demek, kapadık demek değil tabii. Bu insanları, çalışan insanları işten çıkarmanız gerekiyor. Ya da kiraların ödenmesi devam ediyor. Bütün bunların hallolması lazım bir an evvel. Kiralar ödenmeye devam ederse çalışan insanları yarın açacağız. Onun için arkadaşlarımızı, emekçi kardeşlerimizi yeniden işe alacağız. Düşüncesi ne kadar var olur bilemiyorum ama bir an evvel bence hükümetimizin bunu ele alması gerekiyor. Şu kadar zaman sonradan itibaren kiralar ve çalışanlarla ilgili mutlaka bu sorunu, bu problemi çözmemiz gerekiyor. En büyük, önümüzde bizi bekleyen en büyük sorun ve problemler bunlar. Mesela kesinlikle AVM'lerin tamamının şu anda kapanması gerekiyor. Onu da söyleyeyim burada, bunu atlamayalım. AVM'lerin tamamının kapanması gerekiyor bence. Bence. Eğer bu insanlar bizim için daha değerliyse, yani paradan daha değerliyse, işten daha değerliyse, bu AVM'lerin de tamamının kapanması gerekiyor. Ama bunun sonucunda tabii ki yine işsizlik, yine bilmem ne, yine vesaire sorunu, problemi yaşıyor. Yani bu insanlar bu dükkanları kapatacaklar ama kira ödemeleri ne olacak? Çalışmayan insanlar ne olacak? Bütün bunlar önümüzde bizi bekleyen en büyük sorun ve problemlerimiz. Bunların bir an evvel hükümet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Çünkü bunları... Çünkü çok büyük bir sektör. Çok büyük sektör, evet. Belki de Türkiye'nin en büyük sektörü. Yani bütün ülkelerin en büyük sektörü. Yani milyonlarca insandan bahsediyoruz yani. Ve inanılmaz kiralar malum zaten. Onlar orada o bir tarafa, yani bambaşka bir şey bu. Çalışan insanların zaten evleri, barkları, çocukları kira, onların da evlerini kira ödemeleri var. Onların da çocukları var. Onların da aileleri var. Onların geçimleri var. Zaten bu sektörde çalışan insanların tamamı kırsaldan gelen insanlar, biliyorsunuz. Ve bunları bu anlamda da değerlendirip, bu anlamda da çok önemli. Yani birikimi olan, kenarda parası olan falan insanlar değil bu insanlar. Bu insanlar günlük yaşayan insanlar. Yani ayda 3 ile 6 bin, 7 bin, 8 bin lira maaş alan insanlar bunlar. Çocuklar, kira ödemeleri, yemesi, içmesi vesairesi, bütün bunları hesaba katınca bunları da düşünmek gerekiyor. Yani çalışanların ne olacak? Bu maaşların bilmem vesairesi ne olacak? Ama bu kiralar ödenmeye devam ederse, örneğin dükkanların kiraları çok yüksek, bunları biz ödemeye devam edersek ne olacak? Burada el ele ne yapabileceğimizi, hiç kimse zarar görmeden ne yapacağımızı kararını bir an evvel bence hükümetimiz verebilir. Karar merciği odur. Karar merciği olduğu için de o vermelidir. Dolayısıyla bu kararları bir an evvel almamız gerekecek. Tabii sadece restoranlar değil, sizlere mal veren gıda firmaları da zor. Tabii. Çok büyük sektör. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mutfak, gıda firmaları. Hayır, Türkiye'nin değil, ülkelerin en büyük sektöründen bahsediyoruz. Binlerce kalemden bahsediyoruz. Yani patatescisi, soğancısı, fasulyecisi,
efendim kadayıfçısı, etçisi, sütçüsü, peynircisi saymakla bitmez. Bunların hepsini de ayrı ayrı insanlar yapıyor. Yani patatesi üreten süt üretmiyor ki. Binlerce kalemi var. Ya dünyanın en büyük sektörünü, yeme içme sektöründen bahsediyoruz. O olağanüstü bir sektör. Onun için ne kadar hızlı karar alırsak, ne kadar doğru karar alırsak, hayata geçirirsek kimse mağdur olmaz ya da çok az mağduriyetle olayı hallederiz. Ama çok ciddi bir sıkıntı olduğu için de bizi gelecekte bu sıkıntıların beklemesin. Bence hükümetimizin bu anlamda hızlı bir şekilde bir takım şeyleri karara bağlaması lazım. Tabii sadece restoran değil, Türkiye'de turizmi de ciddi etkiledi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde. Tabii orada da servis çalışanları var, aşçılar var, oranın içindeki restoranlar var. Komple bir yiyecek içecek dünyası büyük bir tehlike içinde. Sadece burası değil tabii. İspanya, İtalya dünyanın her yerine yayıldı. Bu nasıl aşılır? Kolay yani değil. Zor aşılacak bir şey. Burada yine çok iyi bir strateji geliştirmek gerekiyor bence. Bu stratejiyi öyle bir geliştirmek gerekiyor. Bir kere bizim insanlarımız lütfen artık bu işin ciddiyetine varsınlar. Bizim ölümlerimiz artarsa, hasta sayımız artarsa önümüzdeki yılda turizmimizin çok sıkıntıya gireceğini de bilsinler. Çünkü çok küçük yani şu anki boyutlarla biz bunu kurtarırsak çünkü dev ülkeler, dünyanın bütün ülkeleri bundan çok büyük bir hasar gördüler. Yani insanların bizim ülkemizi daha sağlam, bu konuda daha sağlam, daha garanti bir ülke olarak görmelerini sağlayabilir isek eğer, yani bizim ölümümüz dünyaya baktığımız zaman evet, hiç sayılır. Tabii ki can candır, onu biliyoruz ama dünyaya baktığınızda ya hiç sayılır. Bu gerçek. Eğer buralarda tutabilirsek bunu önümüzdeki yıl turizmi biz lehimize çevirebiliriz. Çevirebiliriz. Zaten ülkemizde döviz karşılığında yiyip içtikleri için, her şey dahil olduğu için bu bizim zaten lehimiz olacaktır. Bir de bunu en iyi şekilde atlatabilirsek, yani az ölüyle, az kayıpla, az hasta sayısıyla bunu lehimize çevirebiliriz. Ben bunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkede bu hastalık zaten yoktu. Bir de bunu çok iyi kullanabiliriz. Yoktu. Dışarıdan girenler, dışarıdan taşıdılar. Oysa bu ülkede var olan bir hastalık değili de kullanabiliriz mesela. Onun için turizmi ancak bu şekilde halledebiliriz ama eğer halledemezsek halk, millet, vatandaş dikkat etmez, bizim ölümlerimiz artar, hasta sayımız artarsa kesinlikle önümüzdeki yıl biz turizmden de çok büyük kayba uğrarız, ekonomik kayba uğrarız çünkü durum malum yani güven veremeyiz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde halk bu işin, bu ülkenin insanı bunun bilincinde olması lazım. Aynı zamanda ciddi bir ekonomi sorun, problem ve sıkıntı bizi bekliyor olacak ve bunların hepsini biz ödeyeceğiz. Onun için lütfen dikkat edelim, evlerimizde kalalım diyorum. Lütfen bu bir görevdir. Seferberlik görevi gibi bir görevdir. Lütfen evlerinde kalsınlar. Lütfen. Oğlum bugün Amerika'dan geldi. Oğlumu aldım, eve hapsettim. Önceden evini hazırladım ve eve hapsettim. Dışarı çıkamaz. Müsaade etmem. Bu bir insani görev, vatani görev gibi bir şeydir bu. Tabii. Çünkü ekonomik olarak da bize yalnız can kaybından, canımızdan korkuyoruz ama şu anda. Bunun bize ekonomi götürüsü inanılmaz boyutlarda olacaktır. Ve bunu da yine biz ödeyeceğiz. Bunun da bilincinde olacak. Bence halk bunun farkında mı? Vallahi bugün maalesef üzgünüm. Maalesef sahilde indim demiyorum. Dükkana gittim. Dükkanın dönüşlü arabayla sahilden dönmek zorundaydım. Sahil, hava da güzel ya. Sahil ağzına kadar insan doluydu. Çok kızdım, çok sinirlendim. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Bu kadar duyarsızlık olamaz. Olamaz. Olamaz yani. Bu ne ya? Bu nasıl bir duyarsızlıktır? Onun için halk bilincinde mi diyorsun ya? Ha değil ya. İşin kötü tarafı şehirde yaşayan bilincinde değil. İşin kötüsü. Karadeniz'de adam yaylaya gitmiş. Yaylaya çıkmış. Yaylada tek başına evin içine girmiş ve diyor ki ben bu evden dışarı çıkmam. Çıkmayacağım diyor. Durum budur. Trabzon'da
Mesela bak Trabzon'da belediye bütün bankları, banklara oturmasınlar diye kapamış. Diyor ki şimdi bu banklarda oturursanız yarın bu banklarda hiç oturan insan göremeyeceksiniz diyor. Çalışmış ama abi gene insanlar meydanda Anadolu'da yoklar. Bak Anadolu'da insanlar buna uymuşlar. Yani ama İstanbul'a ne oluyor? Ne oluyor İstanbul'a ben anlamadım. Bu kadar duyarsızlık, nasıl bu kadar duyarsız hareket edebiliyorlar? Ki en büyük duyarlılığı İstanbul'dan bekliyoruz. Hani aydınız, hani okumuşumuz fazla, hani İstanbul diyoruz. E neredesin İstanbul? Üstü bugün sahili görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm, çok üzüldüm yani. Çok üzüldüm. Cüneyt abi, şu anda Horeca dediğimiz ev dışı sektörü ciddi anlamda geriledi. Evet. Büyüyen bir sektör. Evet. Şu anda restoranlar biraz önce dediğin gibi paket servisini arttırmamız lazım. Çünkü Horeca sektörünün belki de %1'i bunun farkındaydı. Daha çok daha hızlı tüketim markalarının eve servisleri vardı. Bu sektörü canlandırmak için şu anda ekonomik kriz var. İşçi de çıkmaması lazım. Bunu bir canlandıracak ortak proje yapılamaz mı restorancılar? Çünkü başka çare kalmadı. Elimizde bir bu kaldı. Evet. Tabii ki niye olmasın? Niye olmasın? Niye olmasın? Ama tabii ki bunun çalışılması lazım gelen bir proje bu. Çalışılması gelen yani şöyle olur, böyle olur hemen pat 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 yanlış yönlendirmek, yanlış bilgi vermek istemiyorum çünkü. Çalışılması lazım ama belli ki bunun hayata geçmesi daha ciddi, daha doğru, daha iyi ve daha güzel bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Belli ki gerekiyor. Şimdi yani benim bir de diyorum ki kendi kendime diyorum ki dünya buna benzer şeyleri buna atlatacağız. Öyle veya böyle atlatacağız. Ama daha sonra dünyayı bu tip şeylerin beklediğini düşünüyorum ben. Yine yeniden inşallah olmazsa bu temenni değil, bu dilek değil. Ama artık böyle düşünürsek önümüzü daha iyi görmüş olur. Bir takım sıkıntıları yaşamadan çözmüş oluruz diye düşündüğüm için söylüyorum. Yani bundan sonra da buna benzer durumları dünya sanki yaşayacakmış gibi geliyor bana. Onun için bu dediğin şeyi mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Onun için çok haklısın. Öyle düşündüğüm için de mutlaka çok daha gelişmiş bir boyuta getirmemiz, meslektaşlarımızla oturup konuşup fikir alışverişi yapıp nasıl yapabiliriz de tartışmamız gerekir. Çünkü 2020'de kaybettik diyebilir miyiz ekonomik anlamda? Kesinlikle öyle görünüyor. Tabii bu temenni değil. Öyle bu kadar felaket birden oluyorsa bir de dilerim bu kadar güzel bir şey olsun dünya adına. Ancak böyle bir şey olursa kayıp olmaz. 2020 diyebiliriz. Ama aksi takdirde kesinlikle evet. Kesinlikle. Türkiye'deki tüm işçilerin morali bozuk Cüneyt abi. Evet. Yani senin tabirinle emekçilerimizin morali bozuk. Evet. Onlara neler söylemek istersin? Evet. Onlar emekçiler. Yani söyleyeceğim şeyler emekçiler. Onlar emekçi. Onlar güçlüdür. Onlar inançlıdır. Onlar zor günün insanlarıdır. Onlar ülkelerini sever insanlar. Çünkü emekçiler böyledir. Ülkelerini sever insanlar. Onlar üzerlerine düşeni yine yapacaklardır. Eminim ki en çok onlar yapacaktır gene. Eminim ki en çok onlar yapacaktır gene. Asgari müşterekte bir şekilde bunu hep beraber göğüsleyeceğiz. Ve tabii ki zor günler, zor durumlar yaşayacaklar. Ama güçlü onlar. Onlar güçlü. Atlatacağız. Onları seviyoruz. Onlar olmadan hiç kimse patron olamaz. Bir kere bunun bilincinde olsunlar. Onlar olmadan dünya olmaz. Emek yoksa yemek zaten yok. Emek yoksa yemek zaten yoktur. Onlar bizim canlarımız. Onlar bizim başımızın tacı. Bu işi çözeceğiz inşallah. Hiç morallerini bozmasınlar. Zaten güçlüler onlar. Çünkü çok alttan geldikleri için, yorgun geldikleri için zaten dayanıklılar onlar. Güçlüler. Bunu da atlatacağız. Atlatacaklar. El ele halledeceğiz. Biraz sabır. Siz de destek olacaksınız kendi personeline. Biraz sabır rica ediyorum. Sonra her şeyi halledeceğiz inşallah. Her şeyi halledeceğiz.
Siz de destek oluyorsunuz zaten gayet kendi personelinize. Gayet tabii. Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim evlatlarımız, onlar bizim emekçilerimiz. Onlar olmadan bizim var olmamız söz konusu olabilir mi? Olmaz. Onlar olmadan bizim olmamız mümkün değil. Onlar olmadan biz olmayız. Biz olmadan onlar olabilir. Ama onlar olmadan biz olamayız. O kadar değerliler. Biraz sabır. Lütfen biraz sabır rica ediyorum. Bunları çözeceğiz. Biraz sabır rica ediyorum. Çünkü onlar bizim evlatlarımız. Ben de umarım doğalgaz, evet, elektrik, su konusunda tüm halkımızın bu konuda devletimizin çalışma yapmasını diliyorum. Çünkü bence son 2 ay sorumlu geçebilir. Herkesin anlayışla bunu çözeceğine inanıyorum. Evet. Çünkü bu bir ülke değil, bir dünya sorunu. Ama biz kendi ülkemizden sorumluyuz öncelikle. Ülkemiz için yapılması gerekeni el ele yapacağız. Bu bir, evet, seferberlik gibi. Ve bizim milletimiz, bizim halkımız, bizim ülkemiz dünyada bu bakımdan dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Hiç kimsenin çıkamayacağı sorun ve problemleri içinden biz dayanışmayla çıkarız. Biz çıkarız. Biz halk olarak çıkarız ama yani moralimizi çabuk düzeltebiliriz. İşlere çabuk koyulabiliriz. Yani düzen bir an evvel bitsin yeter ki. Herkesten fazla hızlı konsantre olabiliriz. Bu özelliği, bu halkın, bu milletin böyle bir özelliği var. Ama yani bu gerçek, ekonomik olarak sıkıntılarımız olacak. Olacak yani, bu kesin. Onun için burada hazır olmalıyız. Düşünce olarak da, kafa olarak da, psikolojik olarak da buna hazır olmalıyız. Çok teşekkür ediyorum Cüneyt abi. Umarım devletimiz, sektör, çalışanlar, işverenler ortak anlayışla bu sorunu çözeriz. Güzel günler. Umarım önümüzdeki günlerde hepimize beraberce sizin restoranlarda, herkesin restoranlarında yine keyifli yemekler yeriz. Evet. Sana teşekkür ediyorum Gökmen. Bence gündem adına şu anda televizyonlardan daha önemli bir program yaptık. Televizyonlardan daha önemli, daha anlamlı bir program yaptık bence. Öncelikle ben sana teşekkür ediyorum. Bunun için teşekkür ediyorum bir kere. Ve de bir kere daha söyleyeyim. Ülkeme işte rahmetli olanlara başsağlığı diliyorum. Ülke adına diliyorum. İyi günler diliyorum ama önemlisi bugünlerde sağlıklı günler diliyorum. Evet, bugün buna ihtiyacımız var. Sağlık diliyorum. Evet, güzel önce ülkeme, sağlık diliyorum. Güzel ülkeme sağlık diliyorum abi. Önce. Bir de evde gerisini, kalalım diyoruz. Gerisini hallederiz. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli bir program yaptık. Onun için sana tekrar kendi şahsım ve ülkem adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol güzelim. Sağ ol. Var ol canım. Hoşça kalın.